Teşekkürler bu videoya tıkladığınız için ve bugün istediğiniz gibi Fortnite'ı adam akıllı oynayacağız. Kaç videodan beri şunu fark ettim ki biz kitleler olarak bazı oyunları gerçekten izlemek istiyoruz. Bunlardan biri işte Astro's Playroom olsun, Fortnite olsun fakat Türkiye'de bunların içeriği yapılmıyor. Fakat benim sızıntılar hakkında konuştuğum videoyu bile iyi izleyip iyi like attığınız için ben anladım ki gerçekten Türkiye'de bir Fortnite açlığı var, Fortnite'ı açlığı var. Çünkü oyun açıkça dünyanın en popüler oyunu. Bakın oyunlardan biri değil oyunu. Bir zahmet Türkiye'de de seviyor oynanılıyor. Fakat video çeken yok ve ben bugün o eksikliği kapatıp güzel bir video çekmek istiyorum izninizle. Oyuna girdiğim anda böyle bir ekranla karşılaştım. Oğlum bunlar beni çok heyecanlandırıyorlar. Eskiden hiç hediye almazdım. Efkarlı adam sıfırcı teşekkür ederim. Ne gelmiştir? Ne oluyor lan? Aa! Team Fortress'te de böyle bir şey vardı. Eyvallah teşekkür ediyorum. Aa Star Wars da geliyormuş bakın o sızıntılarda Star Wars da vardı. Yani büyük ihtimalle doğru sırada Metallica'da gelecek. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz videolarda bir türlü win'i alamıyordum. Çünkü oyunu kötü oynuyordum. Mantığına pek alışamamıştım. Sürekli rakiplerin dibine girip patlatılıyordum. Fakat video dışı gerçekten oynayıp böyle win alma taktiklerini, oynama taktiklerini öğrendiğimi düşünüyorum. Ve bugün, ulan buna da inanamıyorum ama, festival biletini yani dolaylı yoldan bile Eilish'i satın almış bulunacağım. Birkaç görev yaptım. Acaba buradan parası çıkar mı ya? Şimdi fiyatlar zamlandı arkadaşlar. 95 lira vermem gerekecek umarım. Evet kaç param oldu? 1570 olan 200 para için. Dur lan onu nereden toplarız biliyor musunuz? Hayır dünyayı kurtardan alamıyormuşum. Bu durumda fiyatlar da zamlandı fakat mecburen video çektiğimiz için yapmak zorundayız. Nerede o? 95 lira mı? Oğlum bunların, ben bunların 15 lira olduğu zamanı hatırlıyorum arkadaşlar. Onları bile böyle zor alıyordum. Düşünüyordum kaç kez. Şimdi 30 olmuştu, 60 olmuştu. Şu an ise 95 lira. Yani mecburen alacağız artık. 600 V-Bucks için alacağım. Evet. Hadi bakalım. Uzun zaman sonra bu oyuna para yatırdım ya. Ama gerçekten siz her türlü desteği sağlıyorsunuz arkadaşlar. Lan dur. Bunu sadece maddi anlamda anlamayın. Manevi olarak da her şeyi sağlıyorsunuz. Like'lar, izlenmeler olsun. O yüzden bu Fortnite lüzü için bunun değeceğini düşünüyorum. Biraz da uzatıyorum işte. 1800 V-Papel vereceğim. Birazcık videomuz uzun olsun. Nerede Billie Eilish? Gel bakalım. Şimdi ben normalde bu tarz skinleri almayı sevmiyorum. Fakat Billie Eilish'in skini gerçekten oyun içinde oynanabilecek bir skin arkadaşlar. Ama ne bileyim halk... Lan bir an şöyle falan yapıyor zannettim. Garip bir hareket yapıyor zannettim. Harikaydın bunu hak ettin eyvallah. Güzel duruyor. Mesela Hulk skin'i falan gelecekmiş. Ya yani o skinlerle hayatta normalde oynamazsınız arkadaşlar. Ama Billie Eilish işte düz oynarsınız. Bu oyuna geldiği kadın skinleri tercih ediliyor. Şimdi bir tane lobide kostüm görmüştüm. Millet öyle yapmıştı. Aynısını ben de yapacağım. Şu gitarın yeşili. Uf çok iyi. Bir de şu Lollipop'un yeşiliyle gerçekten iyi uyuyacağız. Oğlum Riz böyle yapılmaz. Gerçek hayatta böyle hareketler yapmayın kızlara. Şuna bak. Ya güzel duruyor arkadaşlar. Yeşil rengi seviyorsanız zaten bu skin sizin için cennettir. Bence de güzel duruyor. Şimdi dedim ya oyun oynamayı biraz daha öğrendim diye. Ben eskiden böyle tezcan bir oyuncu olduğum için rakiplerime direkt rushlıyordum. Hani aim'im iyi zaten falan deyip pompalı tüfekle vurup böyle SMG'ye geçip öldürmeye çalışıyordum. Hatta o videolarda da hep o şekilde öldüm. Rakipler benim ağzıma vuruyordu ve ölüyorduk. Çünkü 250 canımız var bu oyunda şu anda. 50 tane de koruma var ya build'sız giriyorum diye. Ama artık yaptığım şey şu. Aim'im zaten iyi olduğu için rakiplerin canını azaltıyorum. Çok eminsem, ağzına yapıştırabileceksem bam diye o zaman rushlıyorum. Bir de hadi Billie Eilish falan bir yere kadar tamam da Metallica gerçekten çok yakın gibi arkadaşlar. O zaman gerçekten farklı bir Arda göreceksiniz. Büyük ihtimalle 3 günde bir Fortnite atan bir Arda göreceksiniz. Bir de ekstra olarak SMG'yi kullanmayı bıraktım. Çünkü pompalı fight'i yapmak, SMG, AR'la canını azaltmak daha mantıklı. Yani SMG'ye geçene kadar rakip ağzınıza vuruyor zaten. O riske girmeyi pek sevmiyorum artık. İşte burayı temizledikten sonra şöyle, oha lan ne fırlattı ona öyle. Böyle ses gelen yerlere rushlıyorum genelde. Ve işe yarıyor arkadaşlar. Benim tahminime göre bunun canı az. Kötü bir pozisyon aldım şu an ama. Bak pozisyonlamayı falan öğrendim gerçekten. İyi oynadığımı düşünüyorum şu anda. Aa beni duymadı. Vurmuş. Bak. Ooo çok iyi. Ama diğeri gelecek. Bu durumda şöyle bir hareket yapacağım. Biraz daha sakin oynuyorum artık ya. Orada adam çıkmadan oraya sıkmamaya devam etmemi fark ettiniz mi? Var ya. Ha oraya gitmiş bak. Ya bu mitiklerin şu özelliğini sevmiyorum. Oyunun gerçekten metasını tamamıyla değiştiriyorlar. Yani hava özelliğiniz yoksa bu oyunda mesela garanti kaybedersiniz. Çünkü vurduğunuz rakipler sizden kaçar, size rushlarlar falan, suyun üstünden gidebiliyorlar. O yüzden maalesef ki mitikler oyunu değiştiriyor. Spider-Man mitiği buna örnekti, Attack of Titan mitikleri buna örnekti. Umarım yakın zamanda Metallica mitikleri buna örnek olur. Önüme Ares çıkacak arkadaşlar. Şeyinden görüyorsunuz, çerçevesinden görüyorsunuz.
Ya bu tanrı mitiklerini alanlar sanki hayatlarını ilk defa almış gibi öyle korkak ve kaçarak oynuyorlar ki. Gerçekten onlarla kapışmak işkence. Ama mesela ben bu mitikleri aldığım zaman ben böyle predatör gibi oynuyorum. Milleti araştırıyorum falan. Millette niyeyse böyle bir oynama stili yok. Ya ben hep öyle tez canlıyım diye ölüyorum tabii, o da var ama bugün o değişecek. Aha, Ares'i görüyorsunuz. Aa, bullet drop. Ah, bullet drop. Of! Bak mesela eski Arda olsaydı ona bir şekilde rançlardı. Benim şu an bombam da var zaten fark ediyorsanız. Bu arada şaka maka, canım çok pis, rançlamak çekiyor ama. Lan orada değil miydi o adam? İşte şunu unutmamak lazım. Adamın AR'ı, Hades'in AR'ı ve güçlendirmesi de var. Bu olmayabilir bu arada. Yo, Zeus geliyor. Haritaya bakın, Zeus geliyor arkasından. Bak mesela bu adam benim eski yapacağım hatayı yaptı, gördünüz mü? Ben de böyle yapardım ve ölürdüm, adama da aynısı oldu. Böyle oynamayacaksınız abi. Bir yerden Zeus gelecek. Hadi uff! Bu kadar baba işte, bu kadar ya. Allah Allah. Şu oyunu heyecanla oynamayın, sakin oynayın. Rakiplerin aslında rushlamasına izin verirse ve rushlarken de aim'iniz iyiyse onların canını azaltıp pompalı da ağızlarını çakın. Taktik bu. SMG bu oyunda çok boşmuş, onu anladım. Ben hep 1'de AR, 2'de pompalı, 4'te SMG tutardım. Pompalıyla azaltıp sonra SMG'de taramalı oynardım ama bu sezonda en azından, eskiden işe yarıyordu da şu an işe yaramıyor. Hades'i orada bırakmışlar ama galiba Kerberos'u almışlar. Kerberos rushlamamıza yarıyor. Bende şu an Zeus mitiği var. Zeus mitiyle Kerberos mitiği aşırı iyi uyuyor. Çünkü hem zıplayıp hem rush atabiliyorsunuz falan. Çok iyi olacak ya. Ulan kahve vardı ağzımda, durun ya. Bak bu adamın pozisyonu şu an çok açık. O yüzden ona böyle yapabilirim. Ulan bullet drop vardı. Aa, o da adam. Ne oluyor la? Takım mı bu? Bak bunun salaklığı görüyorsunuz. Aynısını yaşattım bak. Ben eskiden bu adamlardım işte. Aa, orada birileri, bayağı biri öldü lan orada. İşte senin avatar mitiğin nerede? Avatar mitiğin lazım. Aşağı gitmek biraz korkunç ama. Aa, gel gel gel. Loot var, gel. Gel loot var, al onu. Ona giderse şu an direkt öldürürüm. Arabaya giderse belki kurtulabilir ama. Beni şu an burada olduğumu bilmiyor. Bir şeyden korkuyor. Bir silah sesi duydu diye şu an saklanıyor ama. Arda Demirbaşı olduğunu bilmiyorum. Sabır arkadaşlar. Bu oyunda en önemli şey kesinlikle sabır. İyi pozisyonlanma ve iyi aim. Aha. Oh. Sabır ya. İşte buradan gideceğim. Çünkü kill falan istemiyorum. Loot'um falan da iyi. Riske girmeyeceğim yani. Bu arada şaka maka, Billie Eilish 1800 ise tahminime göre James Hetfield da 1800 olur. Ekip üyelerinin tanesi de böyle hepsi toplam 3000'e falan satsalar onları da alacağız çıktığı zaman. Aha, adamı gördüm orada bak. Bak tepesine durdum mu adam da şey gibi kaçışacak. Duck Hunt şeyleri gibi kaçışacak. Baksana Mystery Man 79. Sen ne Fallout'taki Mysterious Man misin sen? Eski Arda bu tamburlu şarjörlüğü alırdı ama riske girilmez arkadaşlar. Şurada Kerberos'a gidiyorum, hadi bakalım. Kesinlikle oyun takibinizin çok iyi olması lazım. İşte kim hangi madalyon, onları bile bilmeniz lazım. Burada Hades olduğuna göre burada bunun olduğunu biliyorum. Ve hangi tanrıların öldürülüp öldürmediğine bakabiliyorsunuz ya. İşte şu sütunu görmezseniz o tanrı öldürülmüştür. Yani orada gezen biri var demek. Ona rushlamayıp falan işte onu amacınıza göre hareket edebilirsiniz. Önüme çıkabilir gibi şu an. Haritada çok yakınız. O yüzden ya adamda Kerberos var. Kerberos'un şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Adam bana ışınlanıp vurabilir. Böylelerinden gıcık oluyorum ya. Bunlara bulaşmamak lazım. Çünkü şeyden görebiliyorlar. Onlar sağ tıka bastı mı görebilir. Salaklık yapacak mı? Yapacak. Aynen. Lan load'u bossana shift'e bastığında. Shift'e basıyorum, hala reload yapmaya devam etti ya. Bir pozisyon örneğiyle daha karşı karşınızdayım arkadaşlar.
Kazakistan. İyi bir seviyeye geldim tekrardan. Bayağı 2-3 el daha denedim. Şu andan 2 tane madalyonum var. Güzel şekilde oynadım. Abi bu videoda win almak gerçekten istiyorum arkadaşlar ya. Canlı yayınlarda rezil oldum zaten. İddia koyuyorsunuz. Hani zaten destekleyenler bir de iddia koyuyor. Onu yap, 5 kat atayım farzı. Onu bile yapamıyorum yani. Ama oyunun mantığını anlayıp ona göre evrilmek iyi hissettiriyor, onu söyleyebilirim. Şu kostümü kullanan birinin bence iyi oynama ihtimali yoktur. Bu ne oğlum, GTA Vice'de arabasına bindim lan tam olarak. Geliyor, bana doğru geliyor. Hadi lan. Hava çarkı. Hava çarkı. Bu. Ha bu. Yo. Random biri. Ha, birazcık ben de terbiyesizlik yapacağım arkadaşlar. Yani third party olup iki kilini almak gerçekten çok iyi hissettiriyor ama. Biz şimdilik şöyle atlayıp bak. Pozisyonumu alıyorum, görüyor musunuz? Bu adamın hiçbir şansı yok benim yanımda. Evet, Ares'imiz bu evde diye tahmin ediyorum. Yani yakınlarda bir yerleşke yeri yok. Şimdi çok da dibine girmek istemiyorum, beni vurur çünkü. Ama bu adamı alırsam 3 madalyon bende oluyor. 4. zaten alınmamış. Ah, orada. Beyimiz orada, gördünüz. Bana gel, bana gel. Hadi. Bak şimdi bu ölümüne kaçacak ya. Ben de ölümüne kovalayacağım ama. Öldün, öldün, öldün. Çık, 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 çık oyundan. Çık, lobiye dön. Ver o Ares'i. Adam Ares'in silahını almamış. Sadece madalyonuyla geziyor bir de. Bak şu tepede bence pusarsam. Umarım, ha orada biri yok zaten. Başarılı olacağımı düşünüyorum şu an ya. Bir tanesi şu evde sıktı bana. Aha, bir tanesi orada, gördünüz. Bir tanesi de orada. Ah, üçü de şu an şeyde o zaman. Ben burada durursam hepsini görebilirim. Biri şu çalıda, ikisi burada birbirine kapışıyor. Lafımızı unutmayın. Sıkış varsa iki kişi vardır arkadaşlar. Ona gitmem lazım ya. Sıkış var, sıkış var. Bu ne demek olduğunu biliyorsunuz. Üç kişi kalmış. Biri orada, diğeri orada. Ve en şey benim. Buradaki adam bana gelmek zorunda çünkü. Soldaki... Aha. Sakin, sakin sıkıyorum. Bak bu tarz adamları aktif almayın arkadaşlar. İki çakarlar size, görürsünüz ya. Ya bir sniper mermisine bakıyorsunuz. Zaten Fortnite'da hayat bedir. Oğlum dua et bullet drop var lan. Dua et bullet drop var. Tehlikeli yerdeyim. Bak gördünüz mü nasıl bana vurdu? Çalda pusan mal dediğimiz adam yaptı onu. Şöyle gideceğim. Bu adam öldü. Gel. 50 can için sağ ol. Arestim. Şey Ares miydi? Hades 50 can sağladı bana. Canım full şu an, göremiyorsunuz ama. Bak çok riskli arkadaşlar. Bana bir kez vurur ölürüm ya. Ne yapıyorsun ya? Çok iyi. Bak rushlıyor. Ardıl, eski ardılık yapıyor ama. Videodan aldım. Telefonum düşecekti. Başardık be arkadaşlar. Başardık be baba. Bir saatten beri kayıttayım lan. Unutmayın arkadaşlar, pozisyonlama bu oyunda çok önemli. Yani insanları rushlamayın. O adam bana rushladı diye tak 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 hasar yedi. Altı mermiye bakıyorsunuz. Epik ya, epik de vallahi epik de. İzlediğiniz için teşekkürler. Kapatalım. Billy. Bu Billy Eilish değil, bu Billy diye yazılıyor.